buraya, o aynanın karşısına kolay gelmedin. Unutmuş olabilirsin. Hatırlatayım. Doğum gününden sadece bir yıl önce aynada görünen bir insan olmak gibi bir beklentin yoktu. Yıllar sonra aynada kendine bakıp "Bu benim işte" diyebilmeyi tasarlamış değildin. Üstelik o sıralar kimseler tarafından var olman beklenmiyordu. Hele de insan olman hiç umulmuyordu. Adın zaten anılmıyordu. Kayda değer bir şey değildin. Bir bak, nereden nereye gelmişsin? Bugün önüne ayna koyabilen, aynaya baktığında kendini insan olarak tanıyabilen bir insansın. Üstelik yıllardır bu böyle. Herkesin seni unuttuğu o karanlıkta, biri seni andığı için buradasın. Olsan da bir, olmasan da birdin aslında. Hiç doğmasaydın, şimdi arayıp sormayacaktık bile seni. Yokluğuna yanmayacaktık. Aramızda olmayışına üzülemeyecektik. Bir zamanlar yokluğun varlığına tercih edilebilirdi. Bak şu işe, tam tersi olmuş. Varlığın yokluğuna tercih edilmiş. Hayret, çok şaşırmalısın aynada kendini gördüğüne. Aynada kendi yüzünü değil de herkesin yüzü gibi bir yüz görebilirdin. Yani gözleri, kaşları, kirpikleri, burnu, ağzı, yanakları, çenesi, dudakları, kulakları ve saçlarıyla robotlar gibi prefabrik bir yüze sahip olabilirdin. Sen yüzüne baktığında herkesin yüzünü görüyor olabilirdin. Herkes yüzüne baktığında senin yüzünü görüyor olabilirdi. Çok özenle yapılmış, çok pahalı araçlar gibi seri numaralarıyla başkalarından ayrılıyor olabilirdin. Yüzün sana özel olmayabilirdi. Çok genel bir yüz şablonu içinde sıradan biri olabilirdin. Oysa aynaya baktığında özel birini görüyorsun, kendini. Sana bu özel yüzü veren diyor ki, ''Benim güzel kulum, bak seni ne kadar da özel yarattım. Seni kimselere benzetmedim. Kimseleri de sana benzetmem. Bu yüzü senin için sakladım. Sadece sana verdim. Duyabiliyor musun? Sen herkes gibi sıradan bir yüze sahip olsaydın, kimseler seni tanımayacaktı. Seni sevenler, herkesi sever gibi sevecekti seni. Sen kimseye aşık olamayacaktın. Herkesin yüzü aynıydı çünkü. Seni kimse özlemeyecekti. Herkesinki gibi yüzün çünkü. Kimse gidişine de, gelişine de aldırış etmeyecekti. Çünkü her yerde senin gibiler olacaktı. Belki de hiç sevmediğin bir katilin yüzüyle karşılaşacaktın aynaya her baktığında. Hepten nefret ettiğin bir zalimin saçlarını tarıyor olacaktın her defasında. Sen zannedilen insanların her yaptığından utanacaktın. Yerin dibine girecektin suçlular ekrana çıktığında. Ne itibarın olacaktı, ne şöhretin. Dahası her aşamada kimliğini ispatlamak zorunda kalacaktın. Yo yo, o ben değilim diye polisten kaçtığını düşünsene. Hayır, vallahi o iğrenç işi yapacak biri değilim diye yalvardığını hayal etsene en sevdiklerine bile. Ya siz? Aynaya baktığınızda kimi görüyorsunuz?